Merhaba çocuklar. Bugün üretim, dağıtım, tüketim konusuyla ilgili testlerime devam edeceğim. Şimdi başlayalım. Mardin'de yapı malzemesi olarak taş tercih edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Mardin evlerinin neredeyse tamamının yapımında da kullanılan malzeme taştır. Bu taşlar normal taştan ayrı olarak açık renkli sarımsı bir yapıdadır demiş. Şimdi arkadaşlar, çok fazla taş tercih edilmesinin nedenini sormuş bize. Bakalım neden taş tercih ediliyor? Bölgede bol miktarda taş bulunması, bu kalsın, depreme karşı taşın dayanıklı olması. Hayır arkadaşlar. Taştan ev yapımının kolay ve hızlı olması. Taşın yangına karşı direncinin yüksek olması. Şimdi arkadaşlar, çok fazla taş kullanılması tabii ki bölgede bol miktarda taş bulunmasıyla alakalıdır. O yüzden cevabımız Adana şıkkı olacaktır. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bu bölgede turizm faaliyetlerinin gelişmiş olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Kapadokya bölgesinde turizm faaliyetleri oldukça gelişmiştir. Şimdi turistik bir yerden bahsediyor arkadaşlar bize. Şelalelerin yaygın olması. Hayır arkadaşlar, şelale fazla diye turizm faaliyetleri fazladır diyemeyiz. Kaplıcaların bulunması. Hayır. Yaz sıcaklığının yüksek olması. Hayır arkadaşlar. Antalya'da aynı şekilde yaz sıcaklığı var. Pirebacaların bulunması. Şimdi Kapadokya'da ne vardı arkadaşlar? Pirebacaları. Dolayısıyla ne diyeceğim ben cevaba? Denizli diyeceğim. Evet, bir sonraki sorumuza bakalım. Yukarıda yaptıkları işler hakkında bilgi veren kişilerin sırasıyla aşağıdaki bölgelerden hangisinde iş bulma imkanları daha fazladır? Şimdi bakalım arkadaşlar beraber. Çay fabrikasında çalışıyorum demiş. Şimdi çay nerede çok fazla yetişmekte? Bakalım Karadeniz'de. O zaman şu A şıkkı ve B şıkkı ne diyorum? Ya C ya Denizli olacak. Zeytinyağı fabrikasında işçi olarak çalıştığını söylemiş arkadaşlar. Şimdi zeytin en fazla ne taraftaydı? Marmara mı? Güneydoğu Anadolu mu? Tabii ki Marmara. Ege'de de var arkadaşlar. Marmara olacak cevabı. Yazları pamuk tarlalarında çalışıyorum. Bu da arkadaşlar Güneydoğu Anadolu'da olacaktır. Cevabımız Ceyhan'dır. Dördüncü soruya geçelim. Yukarıda özellikleri verilen bir bölgede hangi ekonomik faaliyetin daha fazla gelişmesi beklenir demiş. Bakalım. Yükselti fazladır. Tarım alanları sınırlıdır. Yaz yağışları fazla olduğu için gür otları vardır. Şimdi karasal iklimden bahsediyor bana. Yaz yağışlarının fazla olduğunu söylemiş ve gür otlarının olduğunu söylemiş arkadaşlar. Şimdi gür otlara dikkate almak gerekiyor burada. Tarım alanları sınırlıysa çok fazla tarım yapılmıyordur. O zaman tarımı eleyeceğim, değil mi? Turizm olması için arkadaşlar bir Antalya gibi bir yerden bahsetmesi lazım ya da işte Muğla'dan falan bahsetmesi lazım bana. Ege, Marmara, Akdeniz'den bahsetmesi lazım. Demek ki oralar değil. Bu, orada çünkü Akdeniz iklimi görülüyor. Dolayısıyla turizm faaliyeti değil. Sanayi demiş arkadaşlar. Sanayiyle de bir alakası yok ama gür otlar olduğu için arkadaşlar yükselti fazla. Tarım alanları sınırlıysa o bölge halkı neye yönlenir? Tabii ki de hayvancılığa yönelecektir. Yukarıda metinde özelliklere sıralanan bölge aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bölgede doğal ve beşeri ortamın uygun olması bölgedeki ekonomik faaliyetleri çeşitlendirmiştir. Keten, ayçiçeği, zeytin, mısır, buğday bunlardan bazılarıdır. Bölgenin önemli şehirlerinden İstanbul, tüm Türkiye'nin ithalat, ihracat, bankacılık ve sigortacılık merkezi haline gelmiştir demiş. Özellikle sıralanan bölge demiş. Bakalım arkadaşlar birlikte şimdi. Keten, ayçiçeği, zeytin, mısır, buğday bunlardan bazıları demiş. Bakalım. Arkadaşlar İstanbul nerede? Marmara'da değil mi? Cevabımız Adana olacaktır. Zaten keten, ayçiçeği, zeytin, mısır, buğday bunlar da arkadaşlar Marmara bölgesinde yapılmaktadır. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olacaktır. Altıncı sorumuza bakalım şimdi birlikte.
Buna göre Ayçin Hanım ile ilgili durumlardan hangilerine ulaşılabilir demiş. Ben Ayçin evde keçe ile süs eşyaları yapmaya başladım. Önce yakın çevrem bu süs eşyalarını satın almaya başladı. Daha sonraki zamanlarda işlerimi daha çok ilerlettim. Artık anlaştığım birkaç mağazaya süs eşyaları yapıp satıyorum demiş. Durumlardan hangilerine ulaşılabilir olduğunu sormuş. Bakalım. Keçe ile süs eşyaları yapmaya başladım. Süs eşyaları yapması onun üretim yaptığının göstergesidir. Üretime katkı sağlamıştır. O zaman bunu aldım. O zaman dolayısıyla bir aldıysam C şıkkını eledim. Bakalım girişimciliği başarılı olmuştur diyor. Süs eşyalarını satın almaya başlamışlar arkadaşlar yakın çevresi. İşlerini ilerletmiş falan. O zaman girişimciliği başarılı olmuş mudur? Evet. 2'yi de aldım. 2'yi aldıysam şu şıkkı da eleyeceğim. Ülke ekonomisine katkıda bulunmuştur diyor. Arkadaşlar zaten girişimci bir kişi üretim yapmış. O zaman ekonomiye de katkıda bulunacağını söyleyebiliriz. O zaman 1, 2 ve 3. şıklar olacak. Cevabımız Denizli'dir. Devam edelim 7. sorudan. Yukarıda verilen faaliyetlerin türü aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir demiş. Konya'da şeker pancarı tarımının yapılması. Arkadaşlar şimdi burada tarım yapılıyorsa dolayısıyla nedir bu? Üretimdir değil mi? O zaman ben A şıkkını ve C şıkkını alırım. B ve D'yi eledim. Şunların altını çizeyim. Karışmasın. Şekerin Konya'da fabrikadan Ankara'ya getirilmesi arkadaşlar bir yerden başka bir yere taşınmasından bahsediyor bana değil mi? O zaman dolayısıyla neyden bahsederim ben burada? Dağıtımdan bahsederim. Burada tüketim demiş zaten. Yapılan tatlılarda şekerin kullanılması. Şekeri biz kullanıyorsak o zaman ne yapıyoruz? Tüketiyoruz. Cevabımız Adana olacaktır. Yani üretim, tarımın yapılması, Ankara'ya getirilmesi, bu dağıtım kullanılması da arkadaşlar neye gelecektir? Tüketime girecektir. Evet, bir sonraki sorumuza baktığımızda bu duruma aşağıdaki sanayi dallarından hangisi örnek gösterilemez demiş. Ham maddenin çabuk bozulabilir olduğu ürünlerin üretim tesisleri ham madde kaynağına yakın yerlerde kurulur demiş. Hangisi gösterilemez? Bakalım. Konserve fabrikaları arkadaşlar bu örnek gösterilebilir. Çay fabrikaları gösterilir. Şeker fabrikaları evet. Arkadaşlar yünlü dokuma fabrikaları demiş. Pamuğun falan bozulması söz konusu mu? Hayır arkadaşlar ama şunların gıda maddeleri, gıda ürünlerinin bozulması söz konusudur. O yüzden cevabımız Denizli olacaktır. 9. sorumuza baktığımızda bu farklılığın temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ülkemizde yetiştirilen buğdayın olgunlaşma süresi bölgeden bölgeye farklılık gösterir demiş. Bu neyle alakalıdır arkadaşlar? Direkt iklimiyle alakalıdır. O bölgenin iklimine göre farklılık gösterir. Yer şekilleriyle hiçbir ilgisi yoktur arkadaşlar. Olgunlaşma demiş bana çünkü. Bitki örtüsü, makine kullanımı. Bunlarla hiçbir alakası yoktur. Ama olgunlaşma süresi arkadaşlar bölgeden bölgeye farklılık gösteriyorsa bu o bölgelerin iklim özellikleriyle alakalıdır. Dolayısıyla cevabımız Adana olacaktır. Evet 10. soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisi bu bölgenin göç vermesinin en önemli nedenidir demiş. Doğu Anadolu bölgesi en fazla göç veren bölgelerimizden biridir. Şimdi en önemli nedenini sormuş bana. Yazların kurak geçmesi demiş. Hayır. Maden çeşitliliğinin fazla olması. Çeşitlilik fazlaysa arkadaşlar burası zaten çelişkili. Otlakların geniş yer kaplaması. Hayır bu artı bir durumdur zaten. En önemli nedenini sormuş bana. Doğu Anadolu bölgesi en fazla göç veren bölgelerimizden demiş. Neden göç veriyor? Demek ki bir şeyler yok burada değil mi? O zaman ne diyebiliriz biz buna? İş imkanlarının yetersiz olmasından kaynaklı insanlar ne yaparlar? Başka bölgelere iş bulmak amacıyla göç ederler.
Özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin bölgede daha az gelişmesi beklenir demiş. Karadeniz bölgesinden bahsetmiş bana yukarıda. Bakalım. Uzun bir kıyı şehrine sahip olması, bitki örtüsünün orman olması, her mevsim yağışlı olması, engebeli yer şekillerine sahip olması demiş. Özellikleri dikkate alındığında aşağıda ekonomik faaliyetlerden hangisinin bölgede daha az gelişmesi beklenir demiş. Şimdi bakalım arkadaşlar, Karadeniz bölgesi balıkçılıkta zaten birinci sırada değil mi? Evet, o zaman ben bunu aldım. Devam ediyorum. Ormancılık demiş arkadaşlar. Bitki örtüsünün orman olması. Zaten arkadaşlar sürekli yağış olduğu için o zaman ormancılık da çok fazla gelişmiştir diyebilirim. Ormancılık varsa dolayısıyla doğrudan bağlantılı olduğu kağıt sanayi de vardır diyebiliriz. Ama deniz turizminden söz etmek mümkün değildir arkadaşlar. Bu nerededir? Akdeniz ikliminin olduğu yerdedir diyebiliriz. Şimdi bir de harita sorumuz var. Buna bakalım. Haritada verilen yerler ile ilgili. Yerler ile bu yerlerde yetişen sanayi faaliyetleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir diye bir soru gelmiş. Bakalım. Şimdi arkadaşlar, Konya'da ne vardır? Şeker pancarı yapılmaktadır. Şeker fabrikası dolayısıyla diyebiliriz. O zaman Konya'da çay olmayacağına göre şunları eleyelim. Dokuma da zaten arkadaşlar diyemem. Şunları eleyelim. Ve devam edelim sorumuza. Adana'da arkadaşlar, Adana Çukurova bölgesinde pamuk çok fazla yetiştirilmekte. O yüzden buna dokuma diyebilirim. Çay diyemem. Adana'da çaydan söz edemem. O yüzden bunu da eledim. Ve Rize'de arkadaşlar çay zaten. O yüzden cevabımız Bursa olacaktır.